Didim'e gidiyorum. Ne kadar aldınız bilet fiyatını? 940. Denizli'ye gidiyorum kızım. Biletinizi ne kadar aldınız? Vallahi geçen geldiğimde 600 lira, şimdi 900 lira. Cık yani, cık diyelim artık. Denizli'ye gidiyorum ben de. Ne kadar aldınız bilet fiyatını? 850 olması lazım. Önceki geldiğinizde bilet fiyatını ne kadar almıştınız? 400 mü öyle bir şeydi. Motorin başta olmak üzere köprü ve otoyollara gelen zamlar otobüs bileti fiyatlarını da etkiledi. Akaryakıta peş peşe gelen zamlar ulaşım masraflarını da etkiledi. Son gelen zamlardan sonra ise bilet fiyatları dudak uçuklattı. Akaryakıta gelen zamların en çok otobüs sektörünü etkilediğini söyleyen Otobüsçüler Dernek Başkanı Yüksel Yüce, dövize gelen zamların bilet fiyatlarına yansıdığını belirtti. Şimdi bizim otobüslerimizin giderlerinin %90 veya da 85'ini mazot giderimiz karşılıyor. Bunda mazota gelen %45'lik zam dolayısıyla bu fiyatlara yansıdı tabii. Yolcudan aldığımız paralara yansıdı. Bu yükü kaldırmak için bundan başka çare yok yani. Böyle yani şu an Türkiye'de yaşanan bu enflasyon veyahut da fiyat artışları, işte mazota gelen ÖTV zammı, döviz artışından dolayı gelen zamlar yolcu biletler fiyatlarına yansıdı tabii. Mazot giderimiz arttı. Asgari ücret arttı, personel giderimiz arttı. Otobüslerimizin kasko fiyatları arttı. Dövizin yükselmesinden dolayı parça fiyatları, lastik fiyatları, yani bunlar hepsi bir birikim aslında. Sadece mazotla gelen bir şey değil yani, tamamen bir birikimin sonucunda böyle oluyor. Başkan Yüce, yeni gelen zamlardan sonra Elazığ'dan İstanbul'a bilet fiyatının 900 liraya çıktığını söyledi. Peki şu an bir İstanbul'a bilet fiyatı ne kadar? 900 TL. Geçtiğimiz dönemde ne kadardı? Şimdi sezon başında 700 ile başladık. 200 lira zam gelmiş oldu. Yani gelen %45'lik mazot zammı ve asgari ücret zammı ve diğer masraflar, yani hepsi birden birikimle beraber 900 lira bandına geldik. Peki vatandaşlarımız nasıl karşılıyor bunları? Sizlere ne tür şikayetler geliyor? Şimdi nihayetinde insanların alım gücü azalmış durumda. Tabii tepki alıyoruz ama mazot fiyatlarını gündeme getirince herkes bunu yaşıyor. Çünkü herkesin bir arabası var, herkesin bir yolculuk sebepleri var. Bundan dolayı herkes buna uymak zorunda. Yani başka şansım yok. Nihayetinde para almadan gidip gelmek zor yani. Veyahut da eksik bir parayla bu otobüsün tekerini döndürmek çok zor. Yani bugün yaz ayı, belki yolcu potansiyel olarak biraz daha doluluk oranı yüksek ama kış ayı gelince yolcu doluluk oranımız da düşecek. Bu fiyatlarla otobüslerin gidip gelmesi çok zor olacak. Çünkü yolcu bulamayacağız yani. Örneğin gider kalemimiz yüksek, bu defa gelir kalemimiz düşük olacak. O zaman çok daha zor günler yaşarız diye düşünüyorum.